Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman, Pendik'te yaşadığı evde ölü bulundu. Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı efendim. Ondan geriye İstanbul'a adımladığı görüntüler ve hüzün dolu bir aşk hikayesi kaldı. Selam arıyor millet. Ha, selam. O benim. O benim. Selam arıyor millet, o benim. Güneşte, yağmurda, karda, kışta her gün karayolunda kilometrelerce yürüyordu. Hayat hikayesiyle de yürekleri burkuyordu. Yürüyen adamdan kötü haber geldi. Evinde ölü bulundu. Selami Salman 50'li yaşlarındaydı. İstanbul'da Pendik, Kartal, Maltepe bölgesinde yaşayanlar onu tanır bilirdi. Çünkü mutlaka E5 karayolundan geçtiklerinde ona rastlarlardı. Yaz kış, yağmur çamur demeden sabah saatlerinde evinden çıkıyor ve karayolunun kenarlarında ya da orta refüjde saatlerce yürüyordu. Kaç defa tur atıyorsun? Bir tur. Sabah akşam? Aynen, sabah akşam. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılmış, bu adam neden yürüyor diye merak edilmişti. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyorum, yürüyoruz işte. Sen de yürü. Sen niye yürüyorsun? Ya peki, nereden nereye kadar yürüyorsun? Kartal'a kadar. Çok geçmeden de Salman'ın hayat hikayesi ortaya çıktı. İddiaya göre Salman sevdiği kadınla nişanlanmış fakat nişan bozulunca depresyona girmişti. Başından yaralanınca da kendisini yollara vurmuştu. Selam abi, insanların sana olan tepkisi nasıl? Kimse bir şey demiyor ya. Yürüyen adam Selami Salman 2 gündür ortalıkta görünmüyordu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Salman yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.